Sakarya'dan gelen haber tüm Türkiye'nin kanını dondurdu. İki cani, insanlıktan çıkmış iki yaratık, 9 aylık hamile bir kadının evine bastı. Ormanlık alana kaçırdıkları hamile kadına da kucağındaki 10 aylık yavrusuna da acımadı. 3 cana kıyan katiller adliyeye sevk edilirken öfkeli kalabalık onları linç etmeye kalktı. İşte 9 aylık hamile kadını ve 10 aylık bebeğini öldüren iki canavar. Birol Karacal ve Cemal Bay. Adliyeye sevk edilen canileri öfkeli kalabalık linç etmek istedi, idam sesleri yükseldi. Türkiye'nin yüreğini yakan, kan donduran vahşetin haberi akşam saatlerinde geldi. Doğum için sadece bir günü kalan 9 aylık hamile kadın bebeğiyle birlikte kaçırılmıştı. Tavuk kesim fabrikasında çalışan koca gece vardiyasından dönünce evlerinin kapısının kırık olduğunu gördü. Polise gidip kayıp ihbarı verdi. Polise iş yerinde bir tartışma yaşadığını söyledi. Tartıştığı kişiler de mesaiden erken çıkmıştı. Bu bilgiler üzerine güvenlik güçleri Birol Karacal ve Cemal Bay'ı gözaltına aldı. Kapı komşusu katiller suçlarını itiraf etti. İki cani o tartışma yüzünden 3 canı vahşice katlettiklerini söyledi. Daha yerini uğrayacağım ben de söyledim. Bize yerini söylemedi. Ormana abi. Ekipler olay yerine gittiklerinde korkunç manzarayla karşılaştı. Cinsel saldırıya uğrayan hamile kadın da, karnında taşıdığı bebeği de, 10 aylık evladı da hayatta değildi. Bugün hamile eşini doğum için hastaneye götürmek, ikinci evladını kucağına almak için saatleri sayan Suriyeli kocanın dünyası başına yıkıldı. Acı haberle fenalaşan baba hastaneye kaldırıldı. Sivil toplum kuruluşları da o babaya destek verdi. Suriyeliler ve diğer bütün mülteciler bizim misafirimizdir. Burası onların vatanıdır. Bu kardeşlerimize sahip çıkmak zorundayız. Suçlarına itiraf eden iki caniden Birol Karacal evli ve bir çocuk babasıydı. Cemal Bay da bekardı. İki zanlı emniyetteki sorgularının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Pişman mısınız? Ahmet Bey, pişman mısınız? Pişman mısınız? Niçin yaptınız? Kapının önünden açılın arkadaşlar. Niçin yaptınız? Pişman mısınız? Ahmet Bey, pişman mısınız? Pişman mısınız? Katillerin getirildiği haberini alan öfkeli kalabalık adliye önünde toplandı. Demir kapıyı açmaya çalıştı. Canileri linç etmek isteyen kalabalığa polis ve jandarma ekipleri copla müdahale etti. Havaya uyarı ateşi açtı. O anlarda kalabalığın içinden bir kişi öfkeli kalabalığın saldırısına uğradı. Kim olduğu öğrenilemeyen o kişiyi polis grubun elinden zor aldı. Bölgeye çevik kuvvet ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Gerginlik her geçen saniye biraz daha tırmandı. Kaynarca Kaymakamlığı'na vekalet eden Söğütlü Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli de adli önünde kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. Bırakın vazifeleri yapsın. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Birol Karacal ve Cemal Bay tutuklandı. Otopsi için İstanbul'a getirilen anne ve bebeklerinin cansız bedenleri ise Suriye'nin İdlib kentinde toprağa verilecek.